Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemdeki nanelerden, maydanozlardan toplayacağım ve onları kurutacağım inşallah. Sizlere onu göstereceğim. Burada nanelerim böyle var. Ondan sonra şöyle göstereyim. Şurada da karanfiller var ama ben pek çiçek bakan birisi değilim. O yüzden zavallım böyleler yani. Ta orada da maydanozlarım var. Şöyle geleyim. Bu maydanozların ne kadarını kurtarabilirsem kurtaracağım. Çünkü daha sonra yaz olduğu zaman bunlar hep kuruyorlar. İşime yaramıyorlar o zaman. Erkekliyorlar, gördüğünüz gibi de böyle boyları çıktı. Tohuma kalkıyorlar bu şekilde. Bunların iyilerini alacağım. Kurutacağım. Bir kısmını aldım, kuruttum zaten. Şimdi bunları da yapacağım. Nanelerimi yapacağım. Burada erik ağacımız var. Şimdi burada çeşit çeşit erikler var. Çünkü burada hep nasıl diyeyim, aşılar var. Değişik değişik erik aşıları var burada hep. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani şuralarda da var, bir şeyler görünüyor. Bu ağaç ve bu ağaç, ikisi yeni dünya. Bu sene burada hiç yeni dünya yokmuş, öyle diyorlar. Ondan sonra şurada şöyle kayısı ağacımız var. Bunu da bayağı bir değişik değişik aşılar yapıldı. Her bir tarafında değişik bir kayısı olacak tahminim. Aynen şu da caneri ağacı. Bu da öyle. Ağaç caneriğine kayısı görüyor musunuz? Nasıl diyeyim ya? Aşı, aşı. Evet, aşı. Aradığım kelime aşı. Böyle yeni yeni çağlalar oluşuyor burada. Burası bildiğiniz gibi ilkbahar. Bilmeyenler öğrensin. Ondan sonra işte şu deminki gösterdiğim ağaç. Yani burada da avokadolar yetişiyor. Şöyle göstereyim. Bunları bu boksun içerisine çekirdeklerini attık. Şöyle boksun içerisine attık çekirdeklerini ve burada avokadolar yetişiyor. Şu limon ağacı tabii yetişirse, bu da avokado ve evdeki çıkan yeşillikleri buraya atıyoruz. Ve burada patateslerimiz çıkmış. Yani şöyle geçelim. Burada biberiyemiz var. Karanfilden ekmiştim. Gene buraya dikmiştim o karanfillerden. Dediğim gibi ben çiçekten pek anlamıyorum. Çiçek de benden anlamıyor. Şöyle incir ağacımız. Ve bu incir ağacının altından şöyle geçersek, aha, şöyle geçeyim. Evet, burada asmamız var. Bunlar yeni yeni daha yaprak açıyorlar. Bu şekilde. İnşallah bunlardan toplayıp yaprak saracağım. Yakın bir zamanda. Yeni yeni daha bunlar. Ve şu vermeyen yeni dünyamız. Bunlar çok güzel yeni dünya veriyor aslında. Bu sene yok. Ve şurada yine yeni asmamız var. Bunlar da böyle büyüyünce uzatıp bu asmalığa bağlanacaklar. Kaç tane asmalık
asmaya asılacaklar var yani. Kusura bakmayın. Bazen ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelime gelmiyor aklıma. O yüzden kusuruma bakmayın. Ha, şunda limonu varmış. Minicik. Bir şeyler yiyor bunun tepesine ama neler yiyor bilmiyoruz. Şöyle bir yemişler. Ve gene erik ağacımız. Bu erik ağacında da birkaç çeşit erik var. Bir tane kayısı da burada yetişiyor. Yani şöyle hepsi bayağı bir şeyler var. İç içe girmiş bir şekildeler. Ama varlar. Allah da verir inşallah. Evet. Şu kiraz. Bu da aşı yaptık. Bu da pek meyve vermiyordu ama bu sene herhalde kirazları olacak gibi. Şöyle göstereyim. Çok fazla yok ama yani gene görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum, göremiyorum. Şöyle. Evet. Bu yukarılarda yok zaten. Burada da yine avokado çıkmış. İnşallah yetişir de avokado verir. Yine burada maydanozum var. Şu kekikmiş. Yunan kekiğiymiş. Bundan da diktik. Evet. İşte burada biraz daha asmalarımıza eşlik edecek amcalarımız var. Yani şöyle geçeyim. Ben size mavi yemişlerimizi göstermedim. Blueberries. Evet. Şöyle bunu koyayım. Bundan olacak inşallah. Allah izin verirse, bunlar olursa torunlar yiyecek bunları. Bir de şurada var. Bunlar taksıda yetiştiriyoruz çünkü bunların toprağını özel aldık. Bu da böyle. Maşallah bayağı görünüyor üstünde aslında. Arka taraflarda da var. Evet. Şimdi asıl işimize dönelim. Size nanenin arsızlığını göstereyim. Böyle kuytuda köşede naneler çıktı. Yani daha doğrusu bu fensimizle beton arasından şuradaki naneler yürüye yürüye oraya doğru gittiler. Bunlardan da keseceğim şimdi. Yıkayacağım güzelce. Ondan sonra kurutacağım. Vallahi izin verirse. Yani dedim ya, her şey iç içe. Burada gülümüz de var. Görünüyor mu? Tam göremiyorum ben de. Işıktan şöyle göstereyim. Bu küçük gülden var. Bunlar daha açmadılar. Açınca bir sürü oluyor bunlar. Sizler daha iyi biliyorsunuzdur. Eminim. Ben dediğim gibi pek gülle çiçekle işim olmuyor. O yüzden pek bilmiyorum. Ben ilgilenmiyorum bahçeyle. Şöyle bırakayım. Ben nanelerimi toplayacağım. Şöyle elime bir tane leğen aldım. Bunu içeri koyacağım.
kadar nane yeter. Şimdilik yeter. Bayağı bir oldu. Şöyle iyi yerlerini alıyorum. Evet. Bu şekilde bunları hep temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, bayağı bir nane çıktı buradan. Bunu şimdilik kurutsam bir süre gider bana. Çay yapmak için veya işte çorbalara falan koymak için. Şöyle de pisliği çıktı. Evet, şimdi bu üçüncü suyu, bu herhalde yeter. Çünkü iki suyu da, üçüncü suyu fena değildi. Zaten bahçemizde. Bundan da çıkardıktan sonra artık ne diyeceğimiz karaların üzerine. Bunun arada hatanlar olmuş. Evet. Şimdi şöyle güzel yıkayım. Yani şöyle yapraklıları pek istemiyorum aslında içinde. Gözümün seçtiği kadar temizledim ama daha da temizlerim. Bunlar böyle bütün bütün kurutup daha sonra çaydanlığın veya demliğin içine atıp böyle çayını yapmak için, nane limon çayı oluyor ya, bal, tarçın, onları yapmak için kurutuyorum. Bunlar böyle saplı saplı. Biraz daha kuruttum. Onlar da var. Kış geldi miydi naneler bayağı bir ara yok oluyorlar. O zaman da ihtiyaç oluyor. İnsan grip oluyor. Soğuk algınlığı oluyor. İhtiyacımız oluyor o zaman. Bunlar kullanacağım. Bahçemizin sonuçta. Bu iyi değil bak. Arada kaçmış. Böyle kaçanları da temizleyeceğim. Bu da böyle. Bunu da alıyorum. Nasıl olsa daha bir sürü var bahçede. Şunlar da hoş değil. Tamam, bu kadar yeter. Evet. Bu da şöyle. Tamamdır.
Bunları şöyle koyalım. Direkt mi istemiyorsun şey? Masaya? Hı? Ne? Masayı direkt mi niye istemiyorsun? Ne? Altından hava alsın, çabuk kurusun. Hmm. O zaman şeylerini batır içine. Öyle tek tek yapayım. Uçup gitmez diye. Neyse yani. Uçlarını şey etelim. Evet. Aynen böyle biz beraber danışa danışa yaparız işimizi, değil mi? Akıl fikir alaraktan birbirimizden. Şöyle koyayım da. Bunlar çabucak inşallah sularını salar. Akşama oluyor. Gerçi ikindi zamanı yaklaşıyor ama bugün saatlerimiz bir saat ileriye alındı. Yaz saatlerine girdik biz. Yani şimdi saat kaçtan bilmiyorum da diyelim ki saat 4 ise normalde bugün 5 oldu. Evet şöyle bazıları tane oldu yapraklar. Olsun. Evet. Şöyle masamızı da yıkadık, temizledik. Şöyle yapalım. İnşallah tez zamanda kurur. Evin içinde bayağı bir uzun sürdü kuruması. Ya gölgede kurutayım dedim, temiz olsun. Ama çok uzun zaman aldı. Bir haftayı geçti. Onun için ben de böyle dışarıda kurutacağım. Yağmura yakalanmadan kurutursak iyi. Şöyle yapraklarını alayım, kötülerini atalım. Bunları bir atayım, şöyle bahçeye gitsin. Organik. Hormonsuz. Ah, mis gibi. Şöyle koyalım. Çok güzeller. Maşallah. Rabbim ne güzel vermiş. Şöyle alayım. Evet. Bunlar da güzel. Videom biraz uzun olacak. Sarıda sarıda da izleyebilirsiniz. Maydanoz da yapacaktım ama herhalde bu teller buna anca yetecek gibi. Maydanozu da bir dahaki sefere bakalım. Aslında onlar da en çabuk bir zamanda yapılması gerekiyor. Tohuma kalkıyorlar. Güneş çıktı. Aa, hava bulanık da güneş çıktı. İnşallah çabucak kurutacak, bana yardımcı gönderdi Allah güneşi. He? Öyle değil mi Dali? Evet. Güneşi Allah, Allah bana yardımcı gönderdi. Bu kulum bir şeyler yapmaya çalışıyor, yardım edeyim dedi. Allah'ın sevgiyle bunların nasıl da onlar? İnşallah, inşallah. Yani şimdi ızgarada koymamın sebebi altından üstünden hava alıp çabuk kurusun diye sinekler de geldiler. Yaprağın büyüklüğüne bak maşallah. Şunlara bak. Çok güzeller. Şöyle koyayım da daha sonra belki sıklaştırmam gerekebilir. Şöyle bir süreyim şöyle. Evet. Bayağı bir çıktı. Daha birkaç posta daha kurutabilirim bunlardan. Çünkü şimdi bunların tam böyle çoğaldığı zamanlar. Bir zaman oluyor, yok oluyorlar. Bunlar da aynı maydanozlar gibi.
kovma kalkıyor sanki. Yapraklar kötüleşiyor, böyle bir acayip oluyorlar. İnsan içi almıyor kullanmaya. Aha, burada da kaçmış bir tane. Şöyle koyayım. Masa temiz nasıl olsa, sabundan yıkandı. Düşerse de bir şey değil. Evet arkadaşlar, akrabalar, bacılar, kardeşler. Ben de bir vlog çekeyim dedim. İnşallah oluyordur. Evimin bahçesinden kocaman kocaman selamlar ben veriyorum herkese. Evet. Allah bereket versin. Şimdi de şöyle yakından gösterelim. Böyle. Bakar mısınız şu yaprakların büyüklüğüne? Rabbim ne güzel vermiş. Maşallah. Şuna bak. İstediğin her şeyi de tertemiz kullan işte. Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, bu videomu ben burada sonlandırmak istiyorum. Maydanozu bir dahaki sefere çekerim inşallah. Bunlar hele bir kurusunlar. Bunların kurumuş halini de çekip koyacağım Allah izin verirse. İnşallah başlarına bir şey gelmeden kurur. Çünkü havamız biraz böyle bulanık gibi. Pek şey değil. İnşallah başına bir şey gelmez. Ve kururlar bunlar. Şöyle. Evet. Arkadaşlar, eğer ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Yorumlar çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yorum yazarsanız ben çok memnun oluyorum. Bir de yorumunuzu esirgemeyin. Hala abone olmuş olanlar yoksa, abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.